Merhabalar. Bugün dövme ile ilgili biraz konuşmak istiyorum sizinle. Dövme nedir? Dövme cildin altına, yani derimizin içine itilen boyalarla yapılmış olan bir takım motifler ya da yazılardır. Bununla ilgili kalıcı makyaj boyaları gibi aslında farklı olan bir boya ile yapıldığında daha az kaldığını ve gittiğini biliyoruz ama dünyada boya ile ilgili bir standart var mıdır? Bu boyalar neye göre ithal edilir? Nasıl yapılır? Bununla ilgili benim çok bilgim yok. Dolayısıyla kalıcı makyaj diye yapılan birçok boyanın çok uzun süre kaldığını kendi vücudumda da şahit olmuştum. Ve seneler geçmesine rağmen kurtulamamıştım. Dövme cildin altına yapılan bir boya, bunu yukarıdan yapılan bir şeyle yok etmeye çalışmak aslında çok anlamsız. Neden anlamsız? Çünkü boya cildin içinde. Biz sürdüğümüz kremlerle zımpara bile yapsak boyanın sadece çok yukarıda olan kısmına erişebiliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde boyadan kurtulmak çok mantıklı olmuyor ya da mümkün olmuyor. Diğer bir tarafı bu boyanın içine yapılan bir takım enjeksiyonlarla yok edilmeye çalışması. Genellikle cildin dokusunu da yok ettiği için bu tip enjeksiyonlar ve asit pH'lı olduğu için aslında cildinizde birazcık da hasar bırakma ve orada yanık veya ölü bir alan bırakma ihtimali de her zaman var. Hani çok önerir miyiz? Ben yani bunun kullanılmadığını biliyorum. Biz nasıl bu boyayı çıkarabiliriz, nasıl kurtulabiliriz? Asıl soru burada başlıyor. Zaman zaman tıbbi kamuflaj dediğimiz dövmeyi başka bir renk boyayla, cildin ten rengine uygun bir boyayla da kapatmak mümkün. Yalnız bunda küçük bir sorun oluşuyor. Çünkü cildimizin tonu ve bronzluğu yaz-kış değiştiği için mesela kaşlarda çok görüyoruz bunu. Kaşlarda bu boyanın kışın kendimiz beyazladığımızda koyu kaldığını, yazın da bronzlaştığımızda açık renkte kaldığını görüyoruz. Bundan sonraki videolarda biz dövmeyi lazerlerle nasıl siliyoruz, önceki lazerlerle yeni lazerlerin farkı nedir onu anlatmaya çalışacağım. Lütfen izlemeye devam edin, kanalımıza abone olun ve zili aktif hale getirin. Teşekkür ederim.